Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Bildiğiniz gibi dış basında gündemdeki yerini sürekli korumaya başaran bir spiker var. Bizi ve bize benzer kanalları takip ediyorsanız eğer, bu spikeri hepiniz az çok tanıyorsunuzdur. Ya da en azından bir kez olsun adını duymuşsunuzdur. Çoğunuzun aklında bir isim canlandığının farkındayım. Bu spiker, Yunanistan kökenli haber kanalı Blue Sky'in muhabiri Yanis Theodoratos. Türkiye'nin askeri gücü karşısında yaptığı yayınlarla Yunan kamuoyunu galeyana getirmeye çalışan Yunan spikeri Yanis Theodoratos, Türkiye'ye daha fazla güçlenmeden saldırmalıyız diyerek büyük bir küstahlığa imza attıktan sonra Yunan ordusunu göreve çağırdı. Açık açık böyle cümleleri kurabiliyor olması ve buna rağmen hala Yunanistan tarafından bu adamın meslekten ihraç edilmemesi aslında araştırılması gereken bir konu. Çünkü bu tarz ulusal kanallarda büyük topluluklara hitap eden insanların halk üzerinde manipülasyon kabiliyeti vardır. Ayrıca yine ulusal bir kanal olduğundan dolayı bahsi geçen diğer ülkelerin yetkilileri bu tarz söylemleri gördüğünde Yunanistan'ın yönetimiyle ters düşebilir. Ve sonucunda belki de bir spiker yüzünden devlet arası anlaşmazlıklar başlayabilir. Yunanistan bu spikere ses çıkarmadığına göre Türkiye'nin daha da sinirlenip yanlış bir hamle yapmasını ve arkasında duran abilerin oyuna dahil olması için gerekli ortamı hazırlamasını bekliyor. Ama böyle aptalca oyun oynamaları sadece ve sadece onları rezil etmekle kalıyor. Kısacası onlar oturdukları yerden, kameralar karşısında masa başından konuşuyorlar, atıp tutuyorlar. Biz ise onların hayalini kurduğu sistemleri geliştirip üretmenin peşindeyiz. Yıllar öncesinde alay ettikleri Türk savunma sanayisinden korkar hale gelmelerin temel sebebi de bu. Ürettiğimiz, envantere aldığımız her yeni sistem Yunan spikeri telaşa sokuyor. Türkiye'nin savunma sanayinde giderek güçlendiğini belirten Yunan spikeri Yanis Theodoratos, Yunanistan'ın derhal harekete geçerek karşı hamle yapması gerektiğini ifade etti. Türkler her geçen gün daha fazla güçleniyor ve yeni silah sistemlerini envantere alıyor. Yunanistan olarak bunu daha fazla izleyemeyiz. Mutlaka harekete geçmemiz gerek diyen Yanis Theodoratos, Yunan ordusunun Türkiye'ye karşı harekete geçmesini talep etti. Yunan basında şu sıralar Türkiye düşmanlığı haf safhaya ulaşmış durumda. Türkiye'nin attığı her adım, ürettiği her sistem anında Yunan basında manşet oluyor ve Yunan halkını galeyana getirmeye çalışan bazı basın mensupları iki ülkenin sıcak çatışmaya girmesi gerektiğini ima eden açıklamalarda bulunuyor. Bu açıklamalardan sonuncusu ise bizim meşhur Yunan spikeri Yanis Theodoratos'tan geldi. Türkiye daha fazla güçlenmeden harekete geçelim çağrısına bulunan spiker, aksi takdirde Yunanistan'ın Türkiye'yi bir daha yenme şansı bulamayacağını düşünüyor olmalı. Aslına bakarsanız Yunan spiker söylediklerinin büyük çoğunluğunda haklı. Çünkü Türkiye gerçekten başka bir ülkeden bakıldığında korkutucu derece hızlı bir ilerleme kaydediyor. Tam 700 farklı savunma projesini hızla ilerleten ülkemiz her sene ondan fazla yeni silah sistemini envantere alıyor ve bu durum Yunanistan'ı her geçen gün daha fazla tedirgin ediyor. Türkiye'nin askeri gücüne karşılık verebilmek için başka ülkeden savaş uçakları ve gemiler satın almaya başlayan Yunanistan, bunun böyle devam edemeyeceğinin farkında. Çünkü bir taraf tamamen yerli üretimle hem güçleniyor hem de ihracat yaparak bu gelişmeyi finanse edebiliyor. Yunanistan ise halktan topladığı neredeyse tüm vergileri silaha yatırarak her geçen gün daha zor bir duruma düşüyor. İki ülkenin farklı yöntemlerle giriştiği askeri güç yarışının galibi şimdiden belli. Bu işi kendi ürettiği silahlarla yapan Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme içerisinde olması çok doğal. Yunanistan ise her seferinde yabancı ülkelere muhtaç bir şekilde milyarlarca euroyu saçıp savuruyor. Türk savunma sanayinin muhteşem gelişimi karşısında korkuya kapılan Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz kaynaklarını kaybedeceğini bildiğinden bize karşı elini güçlendirmeye çalışıyor. İsrail'den Heron'ları, ABD'den F-35'leri ve Fransa'dan Rafale uçaklarını alan Yunanistan bu şekilde bize karşı bir güç dengesi oluşturabileceğini düşünüyor. Ama bu sadece bir hayal. Onlar başka ülkeden satın aldıkları silahlara güvenirken biz kendi yerli ve milli silahlarımızla gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Bizim gücümüzün korkuttuğu Yunan spikeri Yanis Theodoratos, Türkler sadece deniz altından harpon füzelerini ateşleyecek seviyeye gelmediler. Aynı zamanda reis sınıfı Type 214 denizaltılarını yapabilecek seviyeye ulaştılar. Daha önce bahsettiğim gibi Türkler esasen 2500 kilometrenin üzerinde menzili bir seyir füzesi olan Gezgin'i yapmaya çalışıyorlar diyen Yunan spiker, Türkiye'nin resmi bir açıklama yapmadığı Gezgin füzesinin 2500 kilometre menzilli olacağını da iddia etti.
Münasipker, bunu halkını korkutmak amacıyla abartı olarak mı söyledi, yoksa bir duyum mu aldığı konusunda bir netlik olmasa da spikerin bu füzeden gerçek manada korktuğu anlaşılıyor. Yunan spikeri Yonis Theodoratos bu iddiasına gerekçe olarak şu sözleri söyledi. Özellikle Ukrayna ile yapılan anlaşmanın ardından alacakları yeni motorları büyük menzilli balistik füzeler geliştirmek için kullanacaklar. Türkiye'nin silahların Ege Denizi'nde kurduğu hakimiyeti Yunanistan'ın sadece seyrettiğini aktaran Yunan spiker, Türklerin geliştirdiği insansız hava aracı ve silahlı insansız hava araçlarının Ege'de Yunan hava kuvvetlerini çok zorlayacağından emin olduğunu aktardı. 1974'ten bu yana Güney Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da strateji düzeyinde bir beyin hasarına uğradık diyen Yunan spiker Yonis Theodoratos artık bazı şeyler için çok geç diyerek ülkesinin bu yarışta çok geride kaldığını itiraf etti. Türklerin teknoloji transferi sayesinde istedikleri her şeyi başarabildiğini ancak Yunanistan'ın sadece para verip silah satın almakla yetindiğini söyleyen Yunan spiker şöyle isyan etti. Erdoğan hala görevde ve bunu unutmamalıyız. Türkler teknoloji transferi yapmayı başardı. Biz bugün Fransız Rafale uçaklarına 2,5 milyar euro ödedik. Diğer 5 milyar euro ise Fıkraten, F-35 veya Ekrafale ve kim bilir başka ne için verilecek. Teknoloji transferi ve bilgi birikimi olmadan silah sistemleri satın almak kabul edilemez dedi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.